Şeyh Bedrettin dönemin fetosudur. Dönemin şeyh sahitidir. İdam edilen bir isyankar sembolleştirilmemelidir. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın Şeyh Bedrettin'in heykelini Edirne'ye dikileceği, mezarının Edirne'ye getirileceği yönündeki açıklamalarına Edirne Barosu Başkanı Avukat Özgür Yıldırım'dan sert tepki geldi. Baro Başkanı Yıldırım, Şeyh Bedrettin'in dönemin FETÖ'sü olduğunu belirterek Şeyh Bedrettin'in heykeli yerine Fatih Sultan Mehmet'in heykeli için bir an önce yer bulunması gerektiğini söyledi. Atatürk diyor ki, Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler ve meczuplar memleketi olamaz. O mezhebin ve filanca tarikatın şeyhi iyidir. Bu mezhebin ve falanca, şey, falanca tarikatın şeyhi kötüdür mantığı kabul edilebilir bir mantık değildir o zaman her önüne gelen kendi şeyhinin heykelini dikmeye kalkar. Layık bir ülkede şey heykeli dikilemez. Şey heykeli dikmekte kamu yararı yoktur. Kaldı ki Şeyh Bedrettin dönemin fetosudur. Dönemin şey sahitidir. İdam edilen bir isyankar sembolleştirilmemelidir. Baro Başkanı Yıldırım yaptığı açıklamada Şeyh Bedrettin'in heykelinin dikilmesinde kamu yararı olmadığını belirterek İdam edilen bir isyankar sembolleştirilmemelidir. Bu şehrin sosyalizm ile alakası yoktur. Halkçılıkla alakası yoktur. Eğer öyle olsaydı Edirne'de şehir içi ulaşım tekel olmazdı. Belediye otobüsleri ve halk otobüsleri ile vatandaşa ucuz ve kaliteli ulaşım hizmeti sağlanırdı. Sosyalizm ve halkçılık laflı olmaz, icraatlı olur dedi. Yıldırım, AVM inşaatının yerinde bulunan ve kaldırılan Fatih Sultan Mehmet heykeline henüz yer bulunamadığını, Buna rağmen şey Bedrettin heykelinin gündeme getirilmesine bir anlam veremediğini söyledi. Dün Edirne'ye şehir dışından bir grup geldi. Ve Şeyh Bedrettin andı. Anarken ne dediler? Şeyh Bedrettin'in başlattığı sınıfsal kini nesillerimize aktararak geleceğimizi kuruyoruz cümlesini sarf ettiler. Bu dil askerimizi, polisimizi şehit eden, savcımızı şehit eden terör örgütlerinin konuştuğu dildir. Bu ülkenin sosyalizmle alakası yoktur halkçılıkla alakası yoktur. Eğer öyle olsaydı Edirne'de şehir içi ulaşım tekel olmazdı. Belediye otobüsleri ve halk otobüsleri ile vatandaşa ucuz ve kaliteli ulaşım hizmeti sağlanırdı. Sosyalizm ve halkçılık lafla olmaz, icraatla olur. Fatih Sultan Mehmet'in dedesi Çelebi Mehmet 1420 yılında devlete isyan eden Şeyh Bedrettin'i idam ettirmiştir. Ve Şeyh Bedrettin idam edilecekken suçunu kabul etmiş, bunu hak ettiğini söylemiştir. Tarihi kaynaklara göre. Bu kaynaklarda eski caminin duvarlarında bu kaynaklara rastlayabilirsiniz. Edirne'de Fatih Sultan Mehmet'in heykeline yer bulunamazken şehrin göbeğine Şeyh Bedrettin'in heykelinin dikilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Uzun lafın kısası Edirne'de Şeyh Bedrettin heykeli istemiyoruz.